ile ilgili konuştu ve biz bu indirimle birilerini terbiye ediyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'de uygulanan ekonomi politikasını övdü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Olumlu sonuçlar almaya başladık diyor. Tarım Kredi Kooperatifleri talimat aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hedefinde 15 Ağustos'ta Tarım Kredi Kooperatiflerinde başlayan indirime eleştirenler vardı. Tarımlarda indirim var dedi. Tarımda indirim var diye geldik. Valla bindirime uğradık. Hiç de indirim yok. Yemek arasında koşturarak geldim alışveriş yapmak için. Asgürt'te çalışan bir işçiyim. Dün e, zincir marketlerden birinden çay aldım. Çayın fiyatı 72,5'tu. Buraya geldim çayın fiyatı 76,25. Ayrıyetten şekerde indirim varlar. Şeker yok. Şu an mağdur olduk. Üzgünüz. Sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyorduk. E, hala da güveniyoruz. Arkasındayız. Acaba ona oynanan bir oyun mu bu? Arkadaşlar şeker 2'den fazla yok. Şeker 2'den fazla yok. Erdoğan'a göre de raflarda ürün kalmadı. Ama ilgiden dolayı. Erdoğan zincir marketler demedi, indirimle birilerini terbiye ettiklerini söyledi. Biz vatandaşımıza uygun fiyatlı ürünleri ulaştırırken bir yandan da birilerini terbiye ediyoruz. Şimdi bakın hemen muhalefet çılgına döndü. Aldatıyorlar, kandırıyorlar. Yok şöyle yok böyle falan filan. Ya şu anda tarım kredi raflarında ürün kalmadı. Yoğun bir şekilde ürün yetiştirmeye çalışıyorlar. Vallahi hiçbir şey değişmemiş ki bazılarına sarı etiket koymuşlar. Onlarda da 1 lira 2 lira bir fark var. Diğer ürünlerin fiyatları aynı. Yağlara baktım, bakliyatlara baktım, peynirlere baktım. Hiçbirinde indirim yok. Görevlilere soruyorum. Nerede indirim var abi? Böyle. Hani %30-%35 indirim? Yağlar normal marketten daha pahalı. Muhalefete göre etiketlerde değişen bir şey yok. Ancak Cumhurbaşkanı'na göre tarım kredi kooperatiflerinde gerçekleşen indirim zincir marketleri de etkiledi. Fiyatları indi. Zaten bu tarım kredi marketlerindeki olayla diğer zincir marketler fiyatları hemen indirmeye başladılar, başlayacaklar. Burada tek derdimiz piyasayı balanse etmek, vatandaşa ucuz, kaliteli ürün yetiştirmek. Cumartesi günü özellikle mevcut fiyatları tespit için geldim ve tespit ettim. Bugün geldiğim zaman da aynı fiyatların 5 kuruş indirim olmadan etiketleri taşıdığını gördüm. Yani dolayısıyla hiçbir indirim yok, tamamen palavra. Erdoğan ekonomik durumla ilgili de değerlendirmede bulundu, IMF'nin son açıklamalarına dayanak gösterdi. Son dönemde model kapsamında uyguladığımız politikaların olumlu sonuçlarını da almaya başladık. İsabetli bir büyüme parametresini yakaladığını IMF kendisi ifade ediyor. Böyle bir konumdayız ve biz önümüzdeki dönem için ülkemizi olumsuz değil, tam aksine olumlu gelişmelerin beklediğini görüyoruz. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin çıkışında mikrofon uzattığımız hemen herkesten benzer açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen, yıllarca AKP'ye oy vermiş vatandaş da aynı şeyi söylüyor. E, muhalefeti destekleyen, farklı partilere oy veren de. Çünkü artık herkes fiyatları e, çok iyi biliyor, ezberebiliyor. Farklı marketlerle fiyatları karşılaştırabiliyor ve kıyas yapabiliyor. Buna göre de işte burada indirim değil, bindirim var diyebiliyor bir vatandaş mikrofon uzattığınızda artık korkmuyor çekinmiyor düşündüklerini söylemekten. Ama işte Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı farklı açıklamalar yapıyor. Görmüyor belki de halkın sesini, e, duymuyor diyebiliriz. İşte yine farklı bir açıklamayla devam edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun açıklamalarıyla Eskişehir'de konuştu. Partililerle buluşmasında e, kürsüdeydi. Türkiye yetmiyor artık dünyayı yönetiyor diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Afrika'dan Avrupa'ya bütün ülkeler Erdoğan'ın görüşleriyle hareket ediyor diyor Bakan Kara İsmailoğlu. Dünya lideri demek, lider demek böyle bir şey arkadaşlar. Dünya barışını sağlamak için savaşın bütün aktörleriyle birebir görüşen tek lider Sayın Cumhurbaşkanımız. İnşallah Türkiye yetmiyor bütün dünyayı yönetiyor. O Türkiye için hakikaten büyük bir fırsat. Bugün dünyada eğer bir yerde bir barış olacaksa, dünyada bir yerde bir kriz varsa Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin görüşleri artık son derece, birinci derecede dikkate alınıyor ve bu görüşler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iletişim gücü ve onun görüşmeleriyle bu sorunlar çözülmeye çalışıyor. Nasıl tavıl koridorunu yine Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle açmışsak yine dünyadaki pek çok krizi ele atmışsa, yani Avrupa'da olsun, Balkanlar'da olsun yine Orta Doğu'da, Afrika'da bütün ülkeler artık Türkiye'nin bu konudaki her konudaki görüşlerini itibar ediyorlar ve onların görüşleri doğrusunda da hareketlerine yön veriyorlar. O yüzden hakikaten ülkemiz dünyada çok önemli bir yere geldi. Artık buradan geri dönüşü yok. İşte dünya lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık söylediği, bizi kıskanıyor dediği Almanya'dan gelen bir haberle devam edeceğiz şimdi de. Akaryakıt fiyatlarındaki o arsıştan sonra halka da çiftçiye de kuponlar dağıtılmıştı birçok Avrupa ülkesinde hatırlayacaksınız. Desteklemek için özellikle toplu taşımada indirimlere gidilmişti. Farklı farklı adımlar atılmıştı. Üreticiyi desteklemek için yine e, ücretsiz elektrik ya da akaryakıt gibi kupon destekleri uygulamaları başlamış. Şimdi Almanya'dan yeni bir haber var. Enerji krizi evet arttı orada da Ukrayna ve Rusya arasındaki o savaş nedeniyle. Ama Almanya hükümeti vatandaşına destek olmaya karar verdi. Ve büyük bir KDV indirimine gitti doğalgazda. %19'dan %7'ye düşürülüyor KDV oranı. Yani Almanya bu krizle mücadele için kendi vergisinden feragat etmeye karar verdi. İşte Almanya'nın da kötü huyu belki de bu diyelim. Bakın Almanya'dan gelen son haberler ne yönde? Almanya'nın çok çok önündeyse onu da söyleyeyim. Amaç vatandaşın yükünü azaltmak. Almanya doğal gazda KDV oranı %19'dan %7'ye düşecek. Niye bizi batının yöneticileri kıskanıyor? bizi kıskanan Almanya, kışın enerji fiyatları ve enflasyon sebebiyle ihtiyaç sahiplerine ısınma yardımı yapmaya başlamıştı. Tek kişilik haneye 135, iki kişi yaşıyorsa 175 euro. Elbette Avrupa ülkelerinin çoğu bizden daha vahim tablolarla karşı karşıyadır. Ardından akaryakıt desteği geldi. Rusya-Ukrayna savaşının en sıcak günleri. Almanya'da akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini görünce hükümet harekete geçti. Vergi ödeyen her çalışana 300, her çocuk için de 1000 euro yardım etti. Enerjiden alınan vergiler düşürüldü. <laughs> Almanya'da toplu taşımaya büyük indirim yapıldı. Toplu taşıma araçları aylık 9 euro'ya kullanılmaya başlandı. 15 milyon euroluk destek paketini hükümet kendi bütçesinden finanse etti. Enerji tasarrufu için talimatı Cumhurbaşkanı Stenmayer bizzat verdi. Almanya'da Cumhurbaşkanlığı sarayında akşamları şalter indi, ışıklar kapatıldı. Amerika'ya bak, enflasyon felaket. Avrupa'ya gelin, aynı. Aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda. Hamdolsun Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Almanya'dan bir video sosyal medyada defalarca izlendi. Asgari ücretle günde bir buçuk saat çalıştığında 20 euro kazanan bir işçi markete gittiğinde ne alabiliyor, sepetinde ne var? Bir tane el sabun alalım 99 sent. Yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değildir. Türkiye'de gıda fiyatlarındaki yıllık değişim TÜİK'e göre %94, Avrupa'da yıllık gıda enflasyonu ise %8.9. Şimdi Almanya, enerji krizi nedeniyle artan fiyatların hem önüne geçmek hem de vatandaşlarına destek olmak için doğalgazdaki KDV oranını %19'dan %7'ye düşürme kararı aldı. Mart 2024'e kadar geçerli olacak. Akıllarda hep o soru, gerçekten Almanya bizi kıskanıyor mu? Almanya bizi kıskanıyormuş da akıllardaki soru bu. Yeni Çağ'ın birinci sayfasıyla devam edelim. Manşetteki haber bugün kepenkler iniyor, işsizlik büyüyor. İşte o, o, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin verileri bugün manşete taşınmış. Ekonomik kriz günden güne derinleşirken hayatta kalamayan şirketler kapılarına teker teker kilit vuruyor. Sadece 7 ayda 12 bin şirket kapanırken binlerce çalışan da işsiz kaldı deniyor işte. Temmuz ayında 1662 şirket daha kapandı ve yılın ilk 7 ayında kapanan şirket sayısı geçen yıla göre %78,6 artarak 12.000'i aştı diyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Kapanan kooperatif sayısında da %30,3'lük düşüş var. Kapanan şirketler aynı zamanda işsizliğe ordusunun daha da büyümesine neden oldu. Kapanan her işletmede asgari 2 kişinin çalıştığı varsayılsa 24 bin yeni işsiz aramıza katılırken çalışan sayısının 5 ya da 10 olması durumunda en az 60 ila 120 bin arasında yeni işsizimizin Ortaya çıktı, belirtiliyor son 7 ayda. Dükkanların